Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD ve Yunanistan İHA'ları Larissa Hava Üssü'ne konuşlandırdı. Yunanistan, ABD ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşması kapsamında Larissa Hava Üssü'ne menzili 1850 km olan İHA'lardan 8 adetini Larissa Hava Üssü'ne konuşlandırdı. ABD'nin 8 İHA'dan 3'ünü Yunanistan'a vereceğini açıkladı. Yunanistan ABD ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşması kapsamında Larissa Hava Üssü'ne menzili 1850 km olan İHA'lardan 8 adetini Larissa Hava Üssü'ne konuşlandırdı. Yunanistan'la ABD ordusu Ege Denizi'nde insansız hava aracı teknolojisindeki en gelişmiş MQ-9 Raptor kalkanı ve faaliyete geçeceği Larissa'daki 110. Avcı kanadındaki Amerikan Hava Üssü'ne 8 adetini konuşlandırdı. Yunanistan'ın bu İHA'lardan 3'ünü satın alabilmek için ABD ordusuyla anlaşmaya vardığı açıklandı. İHA'ların geçmişte iç savaş nedeniyle Yemen bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kuzey Afrika'daki bölgeleri izlemede görevlendirildiği belirtildi. İHA'ların aynı zamanda füze taşımamalarına rağmen gerektiğinde havadan yere ve havadan havaya füze taşıma kabiliyetine de sahip oldukları öğrenildi. Ayrıca sahanın görüntüsünü gerçek zamanlı olarak operasyon merkezine ileterek düşmanı izleyebiliyor, bilgi toplayabiliyor, aynı zamanda arama kurtarma operasyonlarına katılabiliyor, 48 saate kadar havada yakıt ikmali yapmadan kalabiliyor. Larissa Hava Üssü'ne yerleştirilen İHA'ların 1850 km'lik bir hareket yarıçapı var. Bu da Karadeniz'den Ege'nin güneyi ve Kıbrıs'a kadar olan alanları ve yasa dışı bölgeyi kapsayan Doğu Akdeniz'in daha geniş alanını izleyebileceklerini anlamına geliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.